Ankara'dan merhaba. Bu canlı yayını sizlere İYİ Parti 3. olağan kurultayından gerçekleştiriyoruz. Yanımda konuğum eski İYİ Parti Grup Başkanı, Bursa Milletvekili ve aynı zamanda partinin kurucu isimlerinden İsmail Tatlıoğlu. Ancak İsmail Tatlıoğlu'na dönmeden şunları anımsatarak başlamak istiyorum. İYİ Parti lideri Meral Akşener siyasi tarihe damgasını vuracak bir konuşmaya imza attı. Sert bir konuşma yapması bekleniyordu. Ancak öngörülemez nitelikte bir konuşma yaptığını söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle parti içindeki yönetim kademeleri ve milletvekilleri tercihlerini belirlerken yapılan seçim süreçlerine yönelik de sert mesajlar verdi. Millet İttifakı işbirliği açısından ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak en büyük pişmanlığım 15 milletvekili transferi diyerek 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde İYİ Parti'nin seçimlere girme sürecini hatırlattı. İşte tüm bunları şimdi Tatlıoğlu'na sormak istiyorum. Efendim öncelikle o milletvekili transferi sürecini siz bizzat tanıklık eden isimlerden birisiniz. Bir tür diyetin hala ödenemediği Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve öyle ifadeler kullandı ki Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayının, ortak adayının belirlenmesi, o adayın Kemal Kılıçdaroğlu olması sürecine de sanki üstü kapalı olarak işaret etti. Bunun nedeninin de İYİ Parti'nin 2018 seçimlerine girerken Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 vekil transferinden kaynaklandığını, o bedelin, o diyetin bir türlü ödenemediğini ve bundan pişman olduğunu söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi işin doğrusu şu, gerçekten de 15 milletvekiliyle İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu'nda zamanın o dönemin ve bugün hala iktidarın İYİ Parti'yi meclise sokmama, seçime sokmama tuzağından kurtuldu İYİ Parti. Ne yazık ki Türkiye bu şartlarda buradan bu hamleyle kurtuldu. Ama zaman içerisinde tabii bunun bir ipotek ağırlığında olduğunu hissediyorsunuz. Sayın Genel Başkan bunu kastetti ve bu sizi bir tarafınızdan bırakmıyor. Nihayetinde tam rahat, eliniz rahat bir şekilde politika kurgulama imkanınız olmuyor ve bir taraftan bunu hep gözlüyorsunuz. 24 Haziran'da esasında Cumhuriyet Halk Partisi 23 milletvekili fazla aldı. 2019'da büyük şehirleri özellikle de İYİ Parti Cumhuriyet Halk Partisi ittifakı aldı ama bunlar nedense İYİ Parti'ye mal edilmedi. Sayın Genel Başkan'ın vurguladıkları da bu. Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde de bunun bizi bırakmadığını ve dolayısıyla artık bu süreçlerin geride kaldığını, bundan sonra İYİ Parti olarak kendi ilkeleriyle, kendi dinamikleriyle politika kurgulayacağını ve böyle yola devam edeceğini söyledi. Amaç bu. Şimdi bugünkü kurultayda şuna da tanıklık ediyoruz. Normalde Ankara siyasetinde kurultay davetleri yapılır diğer siyasi partileri. İYİ Parti bugün bunu yapmamayı tercih etmiş. Bir yandan Millet İttifakı'nı net bir şekilde bir anlamda sonlandıran mesajlar verdi. CHP 15 vekil ipoteğini sizin ifadenizle hatırlattı. Ama öte yandan da parti için yine bir heybeyle kürsüye çıktı ve dedi ki ben dedi milletvekillerini, genel idare kurulu üyelerini yani partinin üst yönetimini heybeden kura çekerek mi belirleyeceğim diye sordu. Daha önceki liste eleştirilerine tepki gösterdi. Parti içine mesajları da çok alışıldık değildi. Bunları nasıl yorumlamak lazım? Gerçekten öyle. Kongrelerde parti içinde bu derece mesajlar olmaz ama Sayın Genel Başkan yeni kurulan parti, kurucular kurulu ve milletvekilleriyle daha demokratik ve daha kendisini ifade eden bir ilişki zinciri içerisinde yürütüyor bunları. O nedenle seçim sonrası kurucular kurulundan ama bazı parti üyelerimizden, genel idare kurulu üyelerimizden, Sayın Genel Başkan'a ve yönetime yönelik eleştirilerden aşırı derece rahatsız olduğunu ben de bugün hissettim. Yani bu konudaki hassasiyeti çok yüksek ve o nedenle de bu kongreyi biraz da parti içerisinde bu iddialara yönelik bir cevap ve artık parti disiplininin önemli olduğunu, parti mensubiyetinin önemli olduğunu, parti mensubiyetini
zarar verebilecek ve bu konuyu sarsabilecek her davranışın artık bir disiplin suçu süreciyle karşılaşacağını vurguladı. Buna ihtiyaç hissetmiş şüphesiz. O çünkü onların birebir muhatabı. Hissettiği için de bu kongrede aşağı yukarı konuşmasının yarısına yakını bu çizgideydi. Doğru söylüyorsunuz, alışıldık bir konuşma veya çizgi değil. Ama buna ihtiyaç hissetmiş. O nedenle de partinin diğer partilerle davet eden ve misafir eden bir kongre düşünülmediğini biliyorum. İYİ Parti'nin genel merkez inşaatına da gitti. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki genel merkez inşaatı dönemini hatırlattı ve dedi ki ben kimseden para istemedim bu parti için dedi. Galiba özellikle maddi bir takım iddialar Meral Akşener'i rahatsız etmiş gözüküyor. Şimdi bu tür iddialar bütün partilerde var. Bu tür iddialar oluşmuş ve dolayısıyla biz tabii yeni kurulan bir partiyiz. Ve hakikaten Sayın Genel Başkan'ın dediği gibi kendi imkanlarıyla, kendi bu dar bir ekibin kendi imkanlarıyla inşa derken partinin o kuruluş süreçlerine inşa edildi. Ancak 2018-2019'un dan itibaren para alan bir parti olduk biz. O nedenle de Türk siyasetinde böyle bir maalesef sıkıntılar var. Bunları dile getirdi dedi. Yani ben bu dönemlerde bile kimseye avuç açmadım ve bir talep de etmedim. Bu dönemden için bu tür iddialarda bulunuyorsunuz ve haksızlık ediyorsunuz. Gerçekten çok ciddi bir rahatsızlık hissetmiş ve hassasiyeti çok yüksek. Ben de üzüldüm doğrusu. Şimdi siz meclis siyasetine veda ettiniz ama İYİ Parti siyasetinin bir parçasısınız. Pusulamız millet diyor bu sloganda, rotamız net, pusulamız millet. İYİ Parti nasıl bir geleceğe doğru ilerleyecek? Şöyle, bu bizim 1 Nisan 2018 kongremizin de ana koru, vurgusu Millet İttifakı'ydı. Bu kavram bize aittir. Ya daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifaka da Millet İttifakı koyduk. Dolayısıyla milletle ittifak şu demek, ben kendim yürüyeceğim demek. Ben kendim yürüyeceğim. Yani seçim iş en fazla o günkü seçimde bir seçim işbirliği olur. Ama daha önce 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan ve de ciddi başarılara da imza atan, yani burada o partiyi bu parti suçlamak yerine partinin kendi başına yürümesini demek olan bir millet ittifakı, milletle bütünleşme ve millete kendini teslim etme stratejisi bu. Bir başka ittifak olmayacak. Seçim işbirliği olabilir. Yani yerelde genelde o anlama ama ittifak yok. Çok teşekkür ediyorum. Evet, İYİ Parti 3. olan kurultayı devam ediyor. İsmail Tatlıoğlu sorularımızı yanıtladı ve şunu ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 vekil transferiyle 2018'de bir anlamda İYİ Parti iradesine ipotek koyduğunu söyledi. Meral Akşener'in de işte o İYİ Parti'nin iradesine ve Akşener'in iradesine ipotek koyan tutuma isyan ettiğini, karşı çıktığını belirtti. Aynı şekilde de parti içine yönelik mesajlarını da yorumladı İsmail Tatlıoğlu ve dedi ki bu parti içi mesajları da artık İYİ Parti'de parti içi disiplin süreçlerinin işletileceği şeklinde anlamak, okumak lazım dedi. Alışılmadık bir konuşma diye o da ifade etti. Evet, Ankara'dan canlı yayınlarımızla İYİ Parti 3. olan kurultayını takip ediyor olacağız.